Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hendek Savaşı ve sonuçları. Bu savaşa Hendek Savaşı denildi. Hendek kazıldığı için. Bunun bir ismi de Ahzab gelir. Kur'an-ı Kerim'de bir sure vardır Ahzab Suresi diye. Ahzab Hizb'in çoğulu. Bu savaşın nedeni, başlangıcı. Medine civarında 3 tane Yahudi kabilesi vardı. Bunlarla Müslüman arasında anlaşma yapıldı. Birbirine saldırmazlık, düşmana yardım etmeme gibi. Önce Beni Kanuka kabilesi, Yahudi kabilesi anlaşmayı bozdu. Medine'den çıkarıldı bunlar da. Sonra Beni Nadir kabilesi, Yahudi kabilesi. Bunlar bir elçi gönderdi Peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam'a. Dedi, gel dedik ya Muhammed dedi, bizim öyle de kabileye gel. Müslüman olacağız dediler, Müslüman. Bir de Aleyhisselam Hazretleri tabii gitti. Yanında sahabe-i kiram var. Hava çok sıcak, güneşti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle bir evin duvarına yaslandı, gölgesinde oturuyor biraz. Evin üzerinde büyük bir kaya varmış, taş varmış, yuvarlak. Tabii eskiden beton yoktu. Üzerine çamur yapılırdı. Üzerine sindik işte dedi, taş. Yahudiler bu sefer projede bunlar tasarlamışlar. Bir suikast var Peygamberimize. Oturuyor Peygamberimiz gölgede. Taşı birkaç Yahudi sürükleyip üzerine atacaklar. Yukarıdan böyle. Tam artık taş yaklaştı kenarıya. Yahudiler seviniyorlar. Ve bundan kurtulacağız zaten. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed, hemen kalk. Kalktı. Sahabeye kalktılar. Bunun üzerine, tabi anlaşma bozulunca, bunlar da Medine'den sürüldü bunlar da. Bunların bir kısmı Hayber'e gitti. Bir kısmı Şam'a gitti bunların da. Hayber'e giden bu Yahudiler, yani Nadi oğulları denildi bunları. Bunların başı, birkaç tane büyükleri onlara göre, Mekke'ye gittiler. Önce Mekke müşriklerine görüştüler. Dediler ki, hep beraber dediler, Medine'ye saldıralım. Başta Haşa Muhammed olmak üzere aleyhisselam, tek Müslüman bırakmayalım. Hepsini kışık işlerinde bunlara böyle. Mekke müşriklerine kabul ettiler bunları buna. Söz mü söz? Bunun üzerine tutubu Yahudiler diğer müşrik kabilelere gittiler, kabilelere. Aynı şeyi onlara teklif ettiler, onlara kabul ettiler. Hep beraber yine saldıracaklar. Tek Müslüman kalmayacak Medine Mevlere'de. Başlığı toplanmaya müşrik kabileler. Peygamber'e haber gider Aleyhisselam Hazretleri'ne. Fakat öyle haber ki 10 bin kişilik müşrik gece, 10 bin kişi. Yani o güne kadar orada görülmeyen bir güç kuvvet, 10 bin kişi. Tabi develere geliyorlar, 10 bin deve, yük develere ayrı, yiyecek develere ayrı, muazzam bir güç geliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eğer bir konuda kimse vahiy gelmemişse hesabını toplar, onlarla görüşürler. Buna ne diyor? Müşavir denir İslam'da. Müşavir yapar diyor böyle. Peygamber topluyor Eshab-ı Kiram'ını. Eshab'ın böyle bir haber aldık. Çok güçlü bir ordu geliyormuş Medine-i Medine'ye. Nasıl bir savaş yapalım bunlara karşı. Bazı görüş verirler. İşlerinden
Hazreti Selman'ın Farisi. Farisi, Fars İranlı anlamına geliyor böyle. Yani aslında bu Farisi'ydi kendisi, İranlı kendisi. Ateşperest o zaman İranlılar. Yani Sasan devri zamanında ateşperestti bunlar. Bu Selman Hazretleri demek ki ezelden onun ruhu bir şey almış maneviyat muhtemelen. 7 yaşından gelince babası aldığı bunu götürdü, ateşhaneye götürdü böyle. Ya tapınca yere. Ateş gede diyorlar. Ateş gede. Orta ateş yanıyor. Hiç sönmemek üzere onu atıyor buraya. Onu tapınıyorlar işte. Etrafını geziyorlar. Şu bu yapıyorlar. Tapınıyor ateşe böyle. Dedi ki işte babası, yavrum Selman dedi. Bak artık geliştireye geldim. Selam bu ateşi tapın. Niye baba? Yakmasın bizi ateşi cehennemde. Duruyor şimdi böyle bak. Durdum. Baba, sen buna kaç sene tapınıyorsun? İşte 40 sene tapınıyorum ateşe. Peki baba dedi, sen bak 40 sene tapınıyorsun. Baba bir parmağını sol bak, yakacak bak. Parmağı ateşe bak dedi böyle. Yakar tabii. Baba, dünyada da yakıyor seni buraya bak dedi böyle. Artık sen dinle dinlemez bu şekilde. Ben tapmam dedi böyle. Babası da bunu dövdü mövdü, fayda etmedi bu dönemler. Sonra kaçtı oradan böyle. Kaçtı, Şam'a gitti, Bursa'ya falan gitti böyle. O zamanlar rahipler vardı. Hristiyanlıkta bir ruhban grubu vardır. Şimdikiler sahte tabi böyle. Bir de papazlar, yani ilim adamı diyenler vardı o zamanlar. Bu ruhbanlar, bunlar daha doğrusu üstada gelen bir kuralla ibadet ederler bunlar böyle. Yani bunlar az çok yolları daha düzgündü böyle. Birkaç ruhu bu yanına gitti. Hristiyan dine girdi kendisi de orada. Sonunda bunun üstadı olan o ruhban hastalanmış ölüm halinde. Dedi ki Selman'a, ben öğretmen sayıydı, artık o durma burada, beklemedi burada dedi böyle. Artık Hristiyanlığın sonu geldi. Arzuna peygamberi dünyaya doğdu. Daha baştan peygamber dünyaya doğdu geldi. Mekke'ye doğacak, Medine'ye gelişecek. Ben nasıl söyledi? Medya eğitime baksa dedi buna. Durma dedi burada böyle. Bu üstadı rahmet olunca, yani doğru yol demişti ama tabii hak diyor zamanlar İslam'dan önce. Selman ondan sonra baktı bir kabile gidiyor. Hristiyanlar grubu. Medya'ya o tarafa gidiyorlar tarafa. Ticaret için gidiyorlar böyle. Onlara katıldı. Kervana katıldı. Fakat kervandakiler hayli yaptılar Selman'ı Farisi'ye böyle. Yolumun ellerini ayaklarına bağladılar. Bunu köyde sattılar böyle, köle diye muhtemelenler böyle. Yani köle müzeye yolu sattılar bunlara bunu. Bir Yahudi satın aldı bunu böyle. Yahudi Medine'ye getirdi. O da başka Yahudi sattı bunu böyle. Selman'ı Farisi'ye. Yani çok uzun hikayesi de özetliyorum bunu. Bir gün Hazreti Selman'ın Farisi kurma ağacına çıkmış, kurmaları bu diyor, bakım yapıyor ne gerekiyorsa. Altında da efendisi Yahudi oturuyor, sahibi ona yani böyle. Bir Yahudi geldi. Haberi var mıydı bu işte alttaki Yahudi'ye? Ne olmuş? Mekke'den Muhammed diye biri buraya gelmiş, peygamberi davet edilmiş, Medine'ye gelmiş diye böyle. Selman Rabbini duyunca düştü bayıldı muhtemelenler böyle. Düştü bayıldı. Buna demiş ki o ölecek olan rahip salonunda Selman demiş ağır zaman peygamberi hediye alacak ama sadaka almayacak demiş. Sadaka almayacak demiş böyle. Yani zekat almayacak bunlara böyle. Şimdi Selman Farisi de ona efendisinin verdiği hurmayı peygamber getiriyor şimdi. Medine'ye gelmişti peygamberle. Ya ama benden sana diyor sadaka diyor. Allah'a sadaka verin muhtemelen böyle. Sonra tabi elhamdülillah hemen Müslüman oldu peygamberin huzurunda. Müslüman oldu. Müslüman oldu ama köle ama. Yardımın kölesi. Resulullah Medine'de tabi gelemiyormuş yine böyle. Ancak çok gizli mizli bir zaman ayırabilirse işinden yine bir gün geldi. Ya Resulallah ben aşkına buraya geldim Medine'ye. Ya Resulallah.
Medine'desin. Yani deryadayım ama susu gezeyim deryada. Aşkı yanayım var Resulallah. Ne yapayım acaba? Tabii köle onun malı ama. Yani onun malı ama şimdi. İslam'ın onun malı böyle. Bu peygamberimiz o nasıl yapabilir? Mükatebe. Mükatebe yap. Mükatebe. Nedir mükatebe? Bir köle eğer kendine güveniyorsa ödemeye değerini teklif ediyor efendisine. Sen beni diyor geçer misin? Kitabete yazar mısın beni? Mükatebe yapar mısın böyle? Kabul ederse değer biçiliyor. Ne bunun değeri? O günkü şartları da kölen değil de farklı kölelerine muhteremler. Öyle köle var ki bir iş anlamaz. Hantal köledir. Tabii onun fiyatı düşük. Yaşlı maaşları düşük böyle. Ama öyle köle vardı ki o dönemde de kaçırılmış bir çocukken mesela öyle köle vardı ki çok becerikli köle böyle. Eline sanatı var, bir şeyleri var. Daha değerli onlara böyle. Selma Hazretleri de iri yarıydı, kuvvetliydi. İş görüyü çok. Buna efendisi büyük bir meblağ başardı. Çok ödersen o manada serbestsin. Ödedikten sonra serbest olacak bu şekilde. Geldi peygamberimiz, ya Resulallah razı oldu. Kitabete kesti beni. Ne kadar şu kadar. Peygamberin esnatı aldı parayı, verdi onu da kurtardı oradan böyle. Şimdi düşman geliyor. Mekke-i Mükerreme'den. Haberi alındı. İstibat yapıldı. Şimdi nasıl bir savaş yapılacak bunlar? Onlara karşı. Nasıl olacak bir savaş bunlara karşı? Tabi bu savunma olacak ama nasıl savunacak Medine'yi bunlar? Düşman çok kuvvetli düşman. Tabi görüşü belirtildi. Saygılı Selman'a Farisi'ye. Peygamber Selman sen sıra bakalım bir şey. Dedi ki ya Resulallah dedi böyle. Ya Resulallah. Bizim de memlekette İran'da. Bir düşman, güçlü düşman saldırınca bir memlekete o zaman biz etrafına hendek kazardık böyle. Hendek kazardık böyle. Hendek geçemezdi. Okla, taşla onu önderdik. Böyle yapardık. Böyle yapalım. Peygamber bunu kabul etti görüşü muhtemelen böyle. Kabul etti. Karar verildi. Hendek kazılmasına. Medine'nin tabi bir kısmı bu dağı tutuyor böyle. Hurmalık oradan gelemiyor düşman. Açık olan kısmına. Hendek kazılacak. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ele bir çubuk aldı. Çubuk peygamber baş çizmeye böyle, hendeğe böyle. Baştan başa böyle. İki tarafında böyle. Paralel. Yani geniş yeni. Eli çizdi böyle. Çizdi bunu. Peygamber Aleyhisselam da başta kendisi olmak üzere eline kazma, kürek, toprak taşıyor, dışarı getiriyor, içeri geliyor, çalışıyorlar. Ama çok çalışmaları gerekiyor, düşman geliyor. Bu imtihan, son imtihan Medine halkı o zaman. Medine halkı son imtihan. Ağır imtihan haberi. Mevsim kış, hava soğuk. Bir de kıtı kurak olmuş, açlık var Medine mühürler. O zaman iftar malı gelmiyor tabii. Olursa olacak mı böyle? Kurma bile yok. Açlık var, kıtlık var, hava soğuk, üst baş yok. Bunlar aç, maç böyle tabi çalışıyorlar böyle. 3000 tane kişi çıktı böyle, çalıştık böyle. Elle kazma bir adam geldiler oraya. Bir gün bir kadının biri bakıyor evine, evinde hurma var. Bir avuç yok. Ben bu hurmayı yemeyeyim diyor, korası orada çalışıyormuş. Benim kocam diyor, elinde kazıyor, sabah aç gitti. Aç çalışıyor orada. Bu ona göndereyim diyor. Kızı varmış, küçük kızı varmış. Al kızım bunu diyor. Bununla tabii fazla bez yok sarmaya, kağıt mağat yok, poşet yok o zaman tabii. Kız bunu eteğine doluyor, eteğine. Savaş yapmaya geliyor böyle. Hem babasına hem dayısına verecek vurmayı. İlk kişiye böyle. Ona paylaşacak bunlara böyle. Peygamber gördü kızı. Kızım gel bakalım buraya. Ne var eteğinde? Hurma var ya Resulallah. Onu koy bakalım şuraya. Peki ya Resulallah. Koy bakalım Resulallah. Peygamber oradan bir bel istedi. Ki ne varsa bir şey var. Deyip bir şey böyle. Üzerine örttü böyle.
Hud Aleyhisselam Hazretleri olarak kişi gelin bakalım Hurma'ya. Olarak kişi. Niye olarak kişi? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hendeye çizince her 10 kişiye 40 zira ayırdı. 40 zira. 40 arşın böyle. Ayırdı böyle. Her 10 kişiye. Rastgele değil böyle böyle. Nedir zira? Orta parmak ucundan dişine kadar bir zira mıdır böyle böyle. Bir zira diye böyle. 40 zira. Peygamberimiz kendi böyle ölçtü. Çizdi bunları. 10 kişiye hep böyle 40'ar zira verildi böylece. Bunun için 10 kişi gelsin bakalım oradan. Üzerine böyle örtülü. Açmadan hurmalı yiyin oradan böylece. 10 kişiyi yedirdiler, doydular. Böyle ki Resulallah. Öbürü gelsin bakalım oradan. Hepsi de muhteremler. Tabi kızım olmaz, dayışı da böyle. Kalanı kıza verdi. Götürüp bu anne gitsin kızımı da böyle oradan böyle. Peygamber tabi mucizeleri bunlar. Ama Peygamber her zaman yapmıyor mucizeyi böyle. O zaman imtihanın şeyi kalmaz ki böyle. Yani sahabeler aç kalacaklar, güç kalacaklar, hatta bunalacaklar. Yani en dar sıkıntıya katlanacaklar ki sahabe makamına ulaşabilsin de o makamı layık olsun. Yani. Yine bir gün Hendek'e kazılırken Hazreti Cabir, genç sahabeler muhtemelen böyle. Babası Abdullah Uhud'da şehit oldu. Kız kardeşleri kabahattı, onlara bir bakıyordu. Bu gitmedi savaşa. Bu Hendek kazarken baktı ya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin karnına taş bağlı. Peygamber Aleyhisselam'da taş vardı muhtemelen karnına böyle. Yassı taş böyle. Bağlardı böyle. Açlıktan bağlı böyle. Ya bu iyi topluyor bu muhtemelen. Topluyor. Gerçekten Peygamber ne yapmışsa o en iyisi odur muhtemelen böyle. Yani günümüzü de böyle tıp buna yanaşıyor işte. Tıp böyle böyle. Neye karşı? Kilo almamaya karşı. Midenin büzülmesi için muhtemelen böyle. Bu işler kaplıyor muhtemelen böyle böyle. Açlığı gideriyor. Bak karnı taş bağlıyor. Tabi mide boş. Mide genişliyor böyle. Boş mide istiyor. Dayanamıyor. Böyle taş buna sıkı bağlayınca mideye büyüyü topluyor. Açlığa gidiyor muhtemelenler. Yani günümüzde Avrupa'da başlamış bu usul. Orada başlamış. En iyi ilaçta hepsinden en iyisi kilo almamaya karşı taş bağlamak mideye demiş muhtemelen. Hazreti Abine baktı. Peygamberimizin karnına taş bağlı. Andaki karnı çok aç. Geldi. Ya Resulallah. İzin verirsen eve kadar gideyim mi eve kadar? Bir işim var. İzin vermişsin bana. Cabir. Koşa koşa geldi evine. Dedi ki hanımına evde bir şey var mı? Resulü kanı çok aç. Onu daha derin bağışlam buraya. Dedi ki kadın bir avuç arpa var. Öğütülmemiş böyle. Bir de dedi hasta bir koyun var. Zayıf. Kuzucuk ya böyle. Hasta. Zayıf böyle. İstersen de sen bu kuyunu hemen kes. Ateşe yakayım, kazana koyayım bunu. Bir de dedi, o arpayı öğütsen dedi. Ben hamur yoğurayım dedi. Bunu hep pişirelim. Akşam üzerinde Resulullah yavaşça söyle. Yanına bir kişi alın altı en fazla. Ancak yeter bu kadar. Ev hakkı da var tabii. Bu kadar böylece. Hemen Hazreti Cabir kuyunu kesti, yüzü temizledi. Kadını kazana koymuş. Taş. O da iki taşla kozuyordu kazan böyle. Alt odun yakıyor böyle. Koymayınca. Hemen Cabir el değirmeninde o arpayı da öğüttü. Kadın onu hamur yoğurdu. Ateşi onu sürdü onu. Demek ki vakit geç, acele ediyorlar. Cabir geldi böyle. Hendek biraz çalıştı. Gelip benim yanına yavaşça. Ya Resulallah. Evde biraz yiyecek var bizim. Ben eve gittim. Benim hanımla görüştüm. Ya Resulallah seni davet edip bu akşam evimize yeme. Yanında bir kişi, iki kişi alabilirsin böyle. O kadar ancak böyle. Peygamber sordu ne var, ne yiyecek var? Bir avuç arpa. Un. Bir de küçük bir kuzu şartı böyle. Peygamber
sesli şey yaptı, hidayet etti. Dedi ki, ey hendekte çalışanlar, Cabir hepimiz zaten evine evi akşam. Binlerce kişi aldı böyle. Cabir şaşırdı işte, Allah Allah. Hayır değil diyemiyor Resulullah karşı. Yani anlamadın diyemiyor da Resulullah bu tabi. Onu diyemiyor bu şekilde böyle. Ben ne diyeyim Resulullah dedi. Böyle eve geldi ama heyecanlı. Hanım ne oldu? Ya durun böyle. Ben Resulullah senin dediğin gibi yaptım, yavaş söyledim. Her davet etti böyle. Bakın ona, hanım bakın, kadına bakın. Dedi ki Cabir'e, hanımı. Peki Resulullah bilmiyor kadar yiyecek olduğunu biliyor, söyledim. Ona karışma sen bu şeyde böyle. Ben karışmam. Peygamber dedi ki Cabir'e giderken evine ateşten kadını indirmeyin, kapı açmayın, fırından ekmek çıkarmayın. Peki Resulallah. Geldiler, o da aldığı kadar oldular. Peygamber kendiyle böyle ekmeği alıyor, üzeri örtülü böyle. Bir parça koparıyor, ama ekmek kesmek kopardı onu böyle. Ekmek koparıyor. Üzerine bir parça et koyup hepsine böyle. Ondan duyup arkaları geliyor, geri dönerken böylece. Hepsi yedi muhteremler. Ekmek taşıyacak ama artık tavadan. Ekmek büyüyor ama. Derine et taşıyacak. Dedi ki Cabir'e, bunu hanım yesin, kardeşlerin yesin. Kaldı komşuna verin burada. Yani sahabeler, Allah ondan hepsi razı olsun muhteremler. Din temel taşları. Böyle her zaman bir mucize. Görüyorum. Hendek kazılırken Selman'ın Farisi'nin bulunduğu grupta ortadan bir kaya çıktı. Sert, çok sert, beyaz. Taş yani böyle. Tamamen dolduruyorlar böyle. Okul uğraştılar bunu kırmaya. Kazmalara kırıldı, mebdilere kırıldı. Demirler kırılıyor. Ama hiç taş böyle zerre kadar parça kopmuyor taştan. Dedi ki ne yapalım dediler. Bunu yerini değiştireyim dediler böyle. Aynı genişlikte kayıp ötesi Allah'ın yerler. Selman razı olmadı. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri eli çizdi bu çizgiyi. Ulaşamaydım böyle. Ben bir haber vereyim böyle. Geldi ya Resulallah, durum böyle. Ne yapalım? Ben geleyim dedi böyle. Geldi muhtemelen Aleyhisselam Hazretleri. İndi aşağıya. Aldı eline neyse o zamanın şeyleri böyle, kıracak şeyleri böyle, artık balöz neyse, kazma neyse, aldı eline muhteremler. Besmele şerimi çekti, bir vurdu. Bayağı bir çatladı böyle muhteremler. Ama bir ışık çıktı, ateşli adı ışık çıktı, ışık böyle. Medine aydınlandı böyle. Bir nur böyle çıktı, ateş çıktı böyle, bir aydınlandı böyle. Peygamber Hazretleri, Şam'a doğru, Suriye'ye doğru, yani kuzeye doğru böyle peygamberi baktı. Peygamber baktı, tekbir yaptı peygamberle. Allah-u Ekber de peygamberle. Sahabeler tekbir aldılar böyle şey. Allah-u Ekber diye böyle. Peygamber tekrar Besme-i Şerif ile bir daha kayaya vurdu. Kaya daha çok parçalanır gibi oldu. Yine ışık çıktı. Yeter aydınlandı. Peygamber de Faris'e, İran'a döndü. Yine tekbir aldı. Allahu Ekber tekbir aldı. Üçünde yine vurdu. Kumbu dağıldı. Yani o kadar demirle vurdular, kıramadılar. 10 kişi. Kumbu gibi dağıldı böyle. Peygamber bu defa Yemen'e doğru döndü. Yine tekbir aldı. Allahu Ekber diye. Hep tabi tekbir aldı sahabeler de. Ve Peygamber dışarı çıktı. Sahabeler Peygamberimizin her halinden bir şey hissederdi bunlar böyle. Yani boş yapıyor bunu böyle. Işık çıktı bir de. Yani bir olur ya taşa mesela demir çarpar bir kılıcım çarpar o değil böyle bir. Nur ışıktı böyle. Beni aydınlandı. Peygamberimiz tekbir aldı. Epey bakıldı. Sordular. Ya Resulallah sen böyle yaptın ya Resulallah. Işık çıktı tekbir aldın. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, esnaf ilk kuruşumda bana Rabbim anahtarları verdi, Şam anahtarları verdi. Şam, Suriye'nin baş yeri Şam'dı, aslında Dımaşık'ın muhteremler. Şam, Suriye bölgesi.
Anadolu Trakya gibi mesela böyle. Anadolu mesela Trakya nasıl böyle bir bölgeyse aslında Şam ve Suriye o civarı böyle Şam bölgesi normal böyle. Bu ya Aleyhisselam Hazretleri Şam'ın anahtarları bana verildi bakın. Şam anahtarları bana verildi. Teslim edildi yani maneviyatta. İş bitti. İş bitti böyle. Verildi böyle. Cebrail sen de onu dedi ki bana dedi ya Resulallah ümmetin yakını buraya sahip olacak buraya böyle. İkinci vuruşumda Medain. İran'ın baş yerinde Medain'di. Tahran değilim. Medain'di. Irak'ta şimdi Medain bulunduğu yerde böyle. Medain. Medain Medine'nin çoğulu. Yedi kasaba bir araya toplamış. Adı Medain olmuş. Böyle Aleyhisselam Hazretleri Medain anahtarı bana verildi. Anahtarı bana verildi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ümmet-i Mürey'e alacak yapıldı böyle. Ve dedi Medain dedi ben köşeleri görünmüyorum muhtemelenler. Üçünü de yem anahtarı bana verildi. Sana'nın kapılarını gördüm burada muhtemelen böyle. O günün koşullarında, o gün coğrafyasında bu artık hayallerin ötesinde. Hayal de edilemez böyle bir şey böyle. O zaman Suriye, Filistin, Mısır, orada Anadolu tamamen böyle Roma İmparatorluğu elinde. Roma İmparatorluğu böyle. Roma İmparatorluğu böyle. Medain, İran'ın bulunduğu yer, İran hükümdarı, Sasani devleti böyle. İki güç dünyada, süper güç bunlara böyle. Dünyada böyle, böyle. Doğuya İran hakim, batıya Doğu Roma. Batı Roma. Doğu Roma İmparatorluğu böyle. Yemen'de büyük devlet, yani Medine'de bulunan bir avuç Müslümanın kalkıp da Roma'dan Şam mülkünü alması, İran'ın baş yerini alması, Yemen'i alması, hayır ötesi bir şey böyle. Münafıklar var ama Medine'de o zaman münafıklar mıdır? Münafık var böyle. Nedir münafık? İçi Müslüman olmadığı halde dışıyla Müslüman görülen, yani çıkarı işin böyle. Medine'de bulunan bazı kişiler vardı. Yine sürü kişi bunların vardı böyle. Bunların baş abla Übeydi böyle. Medine'de sürü geçen. Saygılı insandı. Ama Resulullah Medine'ye gelince o tabi ayak takım oldu muhtemelen. Bunu kıskandı. Müslüman göründü. Menfaat icabı kafirdi. Hendek savaşta orada bulunduğu yerde münafıklar var tabi böyle. Gerçi onlar da orada çalışıyorlar ama isteksiz böyle. Yavaş yavaş erine erine, gerine gerine işte öyle görürler Müslümanlara karşı. Başta bunlar gülüşe münafıklar. Dediler ya şuna bak dediler ben ya. Artık bu saçma mıdır haşa ben? Saçma mı dediler ben ya? Mekke'deki gelen müşriklerle savaşmak korkuyor. Hendek kazıyor. Arkasına saklamaya kalkıyor. Yani bir müşrik kabile bunlar. Devlet diyor bunlar böyle. Yani kabile savaşından korkuyor. Hendek kazıyor. Arkasına sığınma çalışıyor. Kalkmış dediler. Roma ile savaşacak. Roma ordusunu yenecek, Şam'ı fethedecek böyle. İran ordusuyla savaşacak, Sasani'yi yıkacak, baş yerini alacak böyle. Yemin alacak. Artık bu saçmalık bu dediler muhtemelen böyle. Bazı zayıf, tabii imanı biraz zayıf olan yeni bazı Müslümanlar vardı. Onlar düşünürler, hakikaten yani doğru bir gördüler şimdi münafıklasıyla bunlara böyle. Olacak iş değil bu devlet yani böyle. Yani bir Medine'de küçük bir devlet, 3000 kişi var asker ancak. İran'ın milyonlarca askeri ordusu var muhtemelen böyle. Roma devleti böyle. Hemen Cebrail Aleyhisselam geldi muhtemelen. Ayet-i Kerime getirdi. Ali İmran 26'ında Mevlam buyurdu, Kul Malike Mülkü. Kul Malike Mülkü. Kul Habibi söyle. Allah'ın malike mülki, ey mülklerin maliki Allah'ım. Mülklerin maliki, hakim, egemi Allah'ım öyle. Tüm mülk men teşavü, sen dine mülkü verirsin bak. Tüm mülke men teşavü. Allah mülklerin sahibi sensin, hakimi sensin, hükümranı sensin, egemeni sensin.
Mülkler senin elinde. Sen Allah'ın dilediğine mülkü verirsin. Roma'ya verirsin, İran'a verirsin, araba verirsin böyle. Resulullah'a verirsin böyle. İlahir ayet-i kerime geldi. Mevlam böyle buyuruyor muhteremler. Gerçekten daha peygamber hayattayken Yemen İslamlaştı muhteremler. Fethi oldu böyle. Hazreti Ömer zamanında Şam, bütün Suriye bölgesi fetholundu. İran fetholundu muhteremler böyle. Yani kısa bir zamanda böyle. Hendek Savaşı bulunanlar, yani o Hendek Savaşı bulunanlar, o anda Peygamberimizden bunu duyanlar, ne yaptılar muhteremler? Şam fetholurken başta ekbir getirmeyi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şam fetholuyor böyle. Medine'ye geldiler. Önce bir tepe vardı böyle. Ordu, askı, atlı, develi tepeye çıkıyorlar. Tepeye çıkınca Medayin, yani başları göründü böyle. Görünce tekbirine başlarlar. Hesap bulunurlar böyle. Bunları duyan diğer ordu mensupları, Müslümanlar tekbir getirir böyle. Allah-u Allah Ekber tekbir getirince dağa da inedi muhtemelen bu şey böyle. Yani bu mucize kısa bir zamanda böyle. Gerçekleşti bu şekilde böyle. Yani İran orduları, Roma orduları hepsi mağlup oldu böyle. Hendek kazımı 2 hafta sürdü muhtemelenler. 2 hafta. Ama çok şey çalıştılar böyle artık. Çünkü düşman geliyor. Allah korusun birkaç metre kalsa oradan hücum edecekler böylece. Edecekler. Gayesiz çalışılıyor. Hendek kazımı bitti. Hatta bir yeri tam kazılamadı bile tam manasıyla. Düşman geldi. İki koldan beri. Doğudan battan geldiler. 10 bin savaşçı muhtemelenler. 10 bin savaşçı böyle. Bunların köleleri ayrı. 10 bin deve atları var. Yük develeri var. Deve kesip yeni yükleri bunlar var. Yani dağ taş düş başka doluyor böylece. O zaman tabi silah üstünlüğü yok o zamanlar. O zaman kılıç savaşı, o savaşı böyle. Yani insan gücü o zamanlar. İnsan gücü böyle. Hemen bu gelenler şimdi Ebu Süfyan başkomutanları. Ebu Süfyan. Ama sonra Müslüman oldu muhtemelenler. Mekke fethinde böyle. Allah'ın sefetleri. İslam'a çok faydası olursa adam böyle. Hasan Muhammed'in babası kendisi. O başkomutan öyle karar vermiş ki kendi aralarında ölmek var, geri dönmek yok. Yani kesin olarak Medine'ye yakıp gidecek, Medine-i Münevvere'yi tek bir Müslüman kalmayacak böyle. Çoluk çocuk kadın kalmayacak böyle. Hepsini başa geçecek, kılıçak geçecek böyle. Buna karar vermişler. Hayber Yahudileri buna yardım çekecek bunlara da. Bunlar bir geldiler baktılar ki ilk defa gördüler Hendek kazılmış etrafına böyle. At atlayamayacak kadar ve derin böyle. Derin. Bunu görünce dolaştılar şimdi böyle. Sağa sola gittiler. Hep böyle Hendek böyle. Belirli kaldılar bu sefer indir develerinden. Ordugah kurdular. Ancak ok savaşı, ok karşısına, ok atma karşısına karşıya. Ok savaşta Müslümanlar daha imtiyazlı ok savaşta böyle. Çıkan toprak onlara siper edildi. Onlar siper edermiş Müslümanlar böyle. Ok atıyorlar. Taş atıyorlar bazı atıyorlar böyle. Bunlar onlara karşılık veriyorlar. Başka göre 15 gün kadar devam etti bu şekilde. Meşri bir karama varmış böyle Araplar kabilelerinde böyle. Amr adında. Yani tek başına bir grubu dağıtırmış savaşta böyle. Böyle kılıçla savaşı, iri yarı. Yani insan azması. Vahşi bir insanmış kendisi. Bu dedi ki arkadaşlarına bir karışmışsın böyle. Bir İkrime, Ebu Cehil oğlu. O da Müslüman oldu muhtemelenler. İkrime. O da Müslüman oldu. İkrime de yanında birkaç yıl daha böyle şekilde. O altın alt tabına geçti de böyle. Altına gel gele bir koş yap, bir atıldı böyle. Yine geçti muhtemelen. Amr at üzerinde. Ama ismi bilmiyor Arabistan'da. Herkes ismi biliyor. Kendisi biliyor.
Ben alırım. Ben okudu Müslümanlara. Erişti er. O zamanlar hangi taraf saldırıdaysa, üstün durumdaysa, oradan biri çıkardı, genelde çıkardı. Bunu derdi mübareze. Karşılıklı bir savaş, bir tek yıkek böyle böyle yaparlardı. Erişti Müslümanlardan. Karşılıklı bir erbağ mı karşılığında böyle böyle. At şahlanıyor, daha sonra dönüyor. Öyle bir havati yol falan gösteriyor. Şimdi tabi sahabenin her bir çıkacak ama yani herkes biliyor ki bir şey yapamayacak böyle. Amr'a karşı böyle. İsmiyeti yeti ismeli böyle. Kimse güvenemiyor böyle. Hazreti Ali Hazreti böyle. Gelip peygamberine, ya Resulallah ben çıkacağım ona. Ya Ali otur. O Amr dedi. Hu Amr'ın. O Amr'ın. Hu Amr'ın. Amr o. Yani sıradan bir insan değil. Adı Amr. Hu Amr'un. Hu Amr'un. Sıradan bir insan değil. Otur Ali. Otur böyle. Hastayla durdu. Baktı ki bu Amr karşı kimse çıkmıyor. Herkes korkak yani. Daha havalandı. Atını şahlandırdı. Meydan okudu. Müslümanlara ağır hakaret yapmaya başladı. Korkaklar falan diye. Erişti gene. Hastane gene, ya Resulallah izin ver. Ben çıkacağım buna. Ya Ali icis olur. Ve Amr'ın. Amr'ın. Üçüncü sefer işi daha tuttu Amr. Hakarete başladı. Müslümanlara karşı ağır sözü söyleyince Hasan din gayreti oldu. Bir makam vardır manevi tasavvufta. Fena fillah diye muhtemelen. Fena fillah. Tabi her evliyanın bu makamını çıkar ama her evliyanın bu makamını da bir kısmına çıkar böyle. Sahabe makamı daha başka. Onun Hazreti Ali fena filan makamına girmiş şu anda. O makamın tam özüne girmiş fena filan makamına. Bir Allah biliyor. Bir görme açmıyor böyle. Kimse gözü görmez böyle. Hatta onda peygamber gözü görmez böyle. Bir Allah bilir böyle. Mülkler egemeni Allah mülk olmuyor böylece böyle. Öyle hal gelir. Dedi ki ya Resulallah ben gidiyorum Amr'a böyle. Artık izin istemiyorum böyle. Peygamber sana tabi durumunu gördü. Halit abi bile peygamber. Ali dur. Yani zırhını çıkardı. Benim zırhımı giy. Al zülfikarı. Benim kılıcı aldı zülfikardı. Al benim kılıcı zülfikarımı. Gitar karşıya böyle. Hazreti Ali artık falan filan bakalım. Bir şey gözü görmüyor böyle. Yürüyüp geldi. Peygamber dua Allah'ım Ali bana bağışla diye. Şimdi Amr at üzerinde. Baktı gelen genç, çok genç biri geliyor. Kimsin bakalım sen? Yok mu? Başka çıkıyor benim karşıma. Al su kokuyor ağzına falan bu şekilde. Dedi ki ben dedi adım Ali, Ebu Talib'in oğluyum Mekke'den. Ha öyle mi? Babam benim dostumdu dedi Ebu Talib. Onu ben çok severdim. Dostumdu benim dedi. Onun oğlunu dedi kana girelim istemem ben dedi böyle. Seni de başkası gelsin. Ben dönmeye gelmedim dedi. İslam'a seni davete geldim. Gel Müslüman ol. Kimse sen beni işten davet edemedin böyle böyle. Şahlandı. Kılıç kaldırdı. Hazreti Ali, bak ben yeğeyim. Senin aşağı öyle savaş olmaz mı? Tamam dedi. Attı aşağı kendisini. Böyle bir kükre bir üzerine hücum etti. Bir kılıç hazırlığı kaldırı vurdu. Hazreti Ali sağına kılıç, soluna kalkan. Yani kalkan böyle çelik oluyor. Kılıçı kendini koruması için oklara karşı böyle. Hazreti Ali kalkan tuttu. Bakın kafirin kılıcı o kadar kesilmiş ki muhtemelen kılıcı böyle çelikmiş ki böyle. O kalkanı kesti muhtemelen. Kalın çelik o kalkanı kesti. Hatta Hazreti Ali'nin başına bir isabetli bir kılıcı böyle. Hafif yaralı böyle. Çizgiyle başına böyle böyle. Kalkan ilk ayrıldı böyle şey. Şimdi Hazreti Ali sıra yapacak. Hazreti Ali harp hiledir, hüdadır. Şeyin aklına geldi böyle. Şey yaptı böyle, sanki ona kadar biri varmış gibi böyle, işareti böyle bir şey sanki böyle. Ona kadar biri var diye bakarken hemen vurdum böyle kafasını muhteremler, baş üşürdü böyle. Geberttim kafir muhterem böyle. O anda o kadar sevindi ki sahabeler,
Tebrik getirir sahabeler muhtemelen. Sanki unuttular, aşırı unuttular bunlar böyle. O kadar sevindiler bunlar. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Aleyhisselam'a ya Ali, senin başka sahabın olmasa bu sahabdan yeter buyurdu muhtemelen. Başka sahabın olmasa sana bu sahabı yeter sana başlarına böyle. Yeter artasına bu sevap. Diğerlerden bu sefer karşılar tabi adam derken imtihan bitmiyor daha muhteremler. Kış. Geceleri orada bekliyorlar. Üstleri ince. Yani battana matana yok bir şey. Kilim yok sarılmaya böyle. Topaktalar. Donuyorlar muhteremler. Yatarken gece sıcak bir şey yok. Sıcak bir çorba yok. Sabah kalkıyorlar, bir çorba yok, bir çay yok tabii sabahtan. Aç açına bu şekilde artık donmuşlar bütün, uyuşmuşlar. Ne var ki yatık yerden bir savunma savaşı. O kadar gereğinde böyle. Onda az da fazla istirahat ediyor boşuna. İmtihan yaşayan bu, imtihan büyüdü şimdi böyle. Son imtihan oldu şimdi böylece. Mekke'de bir kabri daha, Yahut kabrisi vardı. Beni Kureyze'nin kabri, Beni Kureyze kabrisi vardı böyle. Bu anlaşmış peygamberimizle peygamber karşı gelmemeye, düşmana yardım etmemeye böyle. O Beni Nadir kabili sahibi de geldiler, kabile gezice, bunlara başına çıkardılar. Dediler, durmayın burada be, durmayın bak. 10.000 tane müşrik geldi Mekke'den, civar kabileden geldi böylece böyle. Bak Muhammed eller korkudan savaşamıyor. Ağaç susuz bunlar. Üşüyor, dondu bunlara böyle. Ölecekler bunlardan bu şekilde böylece. Sizlere bu şey ortak olun. Siz pastayı pay alın bakarsın bunlara bu şekilde. Bunun üzerine bunu anlaşıyor. Bozdular böyle Kureyze muhtemelinde. Bozdular böyle. Bunlar işte arkadan saldırıyor başlara böyle. Hele son günü korkunç savaş muhtemelen böyle. Yani Müslüman namaz kılmak vakit bulamadı o gün böyle. 10.000 kişi biri arkadan Beni Kureyze buna sardı bunları. Devamında böyle ok, taş derken artık gece bitkin bir halde Müslümanlar böyle. Tezgin bir halde. Bir kısmı kaçtı hatta münafıklar bile kaçtı bunda şu bol dağıldı. Az bir Müslüman kaldı Peygamberimizle beraber muhteremler. Artık her şey bitti. Yani savaş kazanması imkansız böyle sebep olarak. Rabbim bir sebep koyacak muhteremler. Bir müşrik, adı Nuaym. Bir müşrik böyle. Rabbim onu gönlü ilham etti, İslam'ı. Bir de ileri gelen müşriklerden akıllı, becerikli, iş gören bir insan kişi böyle. Sıram insan değil kendisi böyle. Öyle gece yarısı böyle yattığı yerden böyle başta yatıyorlar. Yıldızlara baktı, sağa sağa baktı, Allah Allah. Bu alemin bir sahibi vardır be. Yani evimde kandil yakmasa kandil kendi yanmıyor kandil. Yemek kendi pişmiyor, ev süpürülmüyor. Bu alemin de bir sahibi var, bir Rabbi var bu aleminde, bir yaratan var, bunu yöneten var. Ve içine birdenbire tefekkürle iman geldi böyle. Hemen kalktı. Ey deyemde peygamberim hazmamı göreyim dedi. Müslüman olayım dedi muhtemelen böyle. Gizlice geldi, kimse görmeden. Hene baştan geldi. Kerem Şahı getirdi. İzin verdi de geçti beriye. Geldi peygamber yanında. Müslüman oldu. Dedi ki ya Resulallah. Benim Müslüman oluşumdan kimse bilmiyor müşriklerden. Yapacağım bir iş varsa, bana şimdi bir iş var. Onu haberim bu şey yapayım ver ben. Yapacağım bir şey varsa. Hüseyin Aleyhisselam Hazretleri, sen de işine git dedi, beni Kureyze, Yahudi kabrisine git. Onunla alamış varsa açma bir şey yap, bir plan kur. Onlar savaş, Allah'ın sonları savaştan bu şekilde. Yine ona buyurdu, ya Nuhayn, savaşta yalan söylemede caizdir düşmana karşı. Yalan söyle gereğinde ben, düşmana karşı caizdir yalan söylemede savaşta. Nuhayn gitti Beni Kureyze kabilesine. Bunu tanıyormuşlar ama. Baktı ki Nuhayn geldi. Hoş beterken böylece. Hayırlı bu saatte niye geldin bu şekilde? Ahdede biliyorsun ben sizi çok seviyorum. Yalnız sevmeyeceğiz ya. Ben sizi çok seviyorum böyle şeyde.
Seviyorum ama dedi. Bugün aklıma siz geldiniz dedi. Uyku gözüme girme dedi böyle. Size geldim. Neye? Dedi ki müşrik artık bu işten bıktılar dedi böyle. Bıktılar bu işten. Bunun sonra gelmiş dediler böyle. Onlar bir çekti bunlar dedi böyle. Siz dedi anlaşmayı bozdunuz. Savaşa katıldınız. Şimdi dedi biz gidince dedi tek başına kalacaksınız burada. Ne olacaksın haliniz? Eyvah doğru ne yapalım? Kolay vardı bu şekilde böyle. Haber gönder Ebu Süfyan dedi böyle. Rehin isteyiniz, rehin. Dönüp gitmemeyi üzere. Rehin isteyeyim şey böyle, böyle, böyle. Onları kandırır muhteremler. Yani bir bayağı plan kuruldu burada muhteremler. Bu plan yürüdü tabii girdi elhamdülillah. Bunun üzerine Kureyş'ten savaşa çekildi muhteremler böyle. Kursuna çevrildi. Ertesi günü de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri öğle namazından sonra ikindiye doğru Peygamber. Sahabe-i kiram kımıldayamıyor. Açlık soğuktan üşümüş donmuşlar böyle. Peygamber Aleyhisselam namaz kıldı. Epey oldu. Oturdu ya namaz kıldı. Peygamber tefekküre daldı böyle. Peygamber alemi o. Daldı böylece. Derken Peygamber de gülümsedi Peygamber. Peygamber gülümsedi böyle. Bakıyor sahabeler Resulullah gülümsedi. İyi bir şey var böyle. Ya Resulallah hayrola Cebrail Aleyhisselam geldi. Aleyhisselam geldi. İmtihanı kazandınız. Ve zülü 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 şey demedim buraya. Ve zülü 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 şeydi daha. Orada sarsılmıştım onlar böylece. Kazandınız. Biraz sonra Allah'ımız yardımı gelecek bize böylece. Ne gelecek? Fırtına kopacak, melekler gelecekler. Bu asasına geçiyor artık gelme muhteremler. Fersa aleyhim rihan hücünde lem terevha. İkinden sonra artık savaş bırakmışlar müşrikler. Develeri kesmişler. Develeri kesmişler. Ateş yakmışlar. Kocaman kocaman kazanlar. Etleri koymuşlar kazanlara. Hamur yoğurmuşlar. Ekmek pişiriyorlar. Şaraplar çıkarmışlar. Şarap içecekler orada. Hurma yiyecekler. Onların bolluk var onlara. İkinden sonra arada bir hendek var. Hendek arasında bir şey yok. Hendek öbür tarafından rüzgar başlıyor, batıdan. Buna debur deniyor, debur. Bir de sabah. Sabah ile vardır. Bu sabahtan doğuda eser bu. Bağda sabah denir, bağda sabah. Debur battan gelir, o felakettir. At kalma onda helak olur. İkinden sonra debur denen battan gelen bir rüzgar, soğuk rüzgar başladı esmeye. Ama durmadan şiddetleniyor böyle. Ses çıkarıyor bir de böyle. Huzurlu ses çıkarıyor. Korkun bir ses çıkarmaya başladı. Esmeye başladı. Derken fırtına oldu, kasırga oldu muhtemelen böyle. Kazanlar devrildi, ateşleri dağıldı, çadırlar söküldü, kazıklar söküldü yerlerinde uçma başladı. Kum fırtınası oldu. Devlet atların gözüne kumlar girince, hayvanın canı yanınca ipini koparan başı bozuk oldu bunlar arkadaşlar böyle. Karanlık basınca korku bir hal oldu böyle. Fırtına eşiği ama ses çıkarıyor böyle. Korkuyor ses çıkarıyor. Kum fırtınası oluyor. Kasırga şeklinde. Derken melekler geldiler. Melekler görmedi onlara ama sesini duydular meleklerden beri. Tekbir aldı melekler. Allah-u Ekber deyince sanki böyle gürlemi, gürlü gürlü gökle böyle böyle. Allah-u Ekber deyince böyle gürlü gürlü çatlıyor gökle böyle böyle. Gök çatlıyor. Artık tabii kimin canı kaldı muhtemelen böyle. Kimin canı kaldı böyle böyle. Gözlere kum doldu böyle. Göz ovuşturuyorlar. Göz oldu böyle. Atlar birini tepmiyorlar. Diğerine birini üzerine güçlü ediyorlar. Göz yanan devreler. Atlar çadılara gitti. Kazanların hepsi devrildi. Karanlık bastı, kim kimse görmüyor böyle, gözü görmüyor böylece. Başta her kabilesi başları bağırma kabile reisi. Ey falan kabile buraya gelin toplanın, toplanın, gireceğiz buradan böylece. Toplanma perişan gitti bu şey böyle. Mal mülkleri bıraktılar böyle. Neyi bulan buldu, bulamayan bu şey çek biter bunlar bu şekilde. Elhamdülillah Müslümanlar bunu görüyorlar bunlar böyle.
Onu da görüyor Müslümanlar bu şekilde böylece. Peygamber buyurdu bir ara Aleyhisselam Hazretleri, eshabım kim içeride karşılar geçecek de düşmanı gözetesin, haber getirsin adam bize böyle. Allah'ın cennetine vaat ediyor. Sırf buna mukabil. Vaat ediyor. Orada bulunan her sahabe kalkmak istedi ama kalkamadılar. Kalkamadılar. Dolmuşlar böyle. Aşık, uykusuzluk, soğuk, dolmuşlar. Bitki mi haline gelmişler? Namaz dolmuş, kalkamadılar böyle. Peygamberimiz namaz koyuyor buradan böyle. Gece vakti. Peygamber baba. Hem çalışıyor, selam verdi yine. Eshabım, kim karşı geçip de düşmanını gözetip eshabı getirirse Allah'ın cennetini vaat ediyor. Kim giderse. Biz gidemedik gene böyle. Üçüncü sene peygamberimiz söyleyince, kalkmayınca burada Huzeyfe'ye, ya Huzeyfe entakum, kalksan bakalım. Dikkat Huzeyfe, daha ben kalkmak istedim ama kalkamadım buraya böyle. Kendimi zorladım, kalkamadım böyle. Ama Resulullah kum deyince bana diyor, ayet aldım kendim böyle böyle. Bana yine bir ruh verildi. Ben güç verdi ona böyle, ayet aldım kendim böyle. Donmuştum, hende indim, sanki sıcak bir hamama girdim böyle. Bütün ama ısındı böyle. Peygamber buyurdu ki Huzeyfe, gözetle ama bir şey karışma. Bir şey yapma böyle. Karşıya gitti. Gözetle de tabii tanımıyor kimse kimseyi böyle. Karanlığı, kum fırtınası içerisinde bağırma, çağırmalar, haykırmalar, yardım isteyenler, yaralılar, şunlar, bunlar, develer, atlar. Bir ara bakıyor Huzeyfe, başkomutan Ebu Süfyan'a tam karşıya geliyor böyle. Ebu tanımıyor Ebu Süfyan tabanı böyle. Okuyor yanında, yayını alıyor, okunu alıyor böyle. Tam çekecek, kimseye vuracak. Aklına geldi ki, bir şeye karışma. Bıraktı gene muhtemelenler, vurmada geldi. Tabi su olacak bir şey muhtemelenler, tabi muhtemelenler. Geldi, Peygamber'in yanına anlattı. Peygamber'in böyle, yarısı böyle bir hepsini gördük anlatımları. Buyurdu ama Peygamber'in ne mutlu anlattı. Huzeyfe, ya benim dizime, başını dizime koy. Allah Resulü o da. Hatta Enbiya. Huzeyfe, başına koy beni dizime. Yat, iyi bakalım şimdi bu şekilde böyle. Olur mu ya Resulallah? Olur, yat bakalım. Yat. Peki ya Resulallah. Mübarek Huzeyfe başına muhtemelen Peygamber aslında mübarek ayağının üzerine, huyluğuna, kafasına başını koydu. Koydu bir kendinden geçti. Kendini cennete gördürüyor aslında. Yine kendine böyle. Hiç bu ömrüne diye öyle uyumadım böyle böyle. O gece hep cennetine bakacağım böyle 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 böyle. Derken tabi sabah oldu. Derken buyurduk Aleyhisselam Hazretleri, eshabım, karşıya geçtiler bakalım şimdi. Karşıya geçtiler. Kalan mallar ganimet malı işte, helal. İslam'da hatırlamalar. Unlar, hurmalar, develer var tabi bu şekilde. Hemen kazanlar var. Kazanlar tekrar kuruldu. Odun toplu, ateşler yakıldı. Devler kesildi. Hamur yapıldı. Epi pişirildi muhtemelen. Oturdu oraya böyle. Bir ziyafet çekildi böyle. Bir anda bolluk oldu. Peygamber ayağa kalktı arkadaşlar. Eshabım, imtihanı kazandınız. Sabrettiniz. İmtihanı kazandınız. Bu artık Müşrik-i Medine'nin son saldırısı bu. Bitti artık. Artık sıra bize geldi. Artık savunma bitti artık bu şekilde böyle. Erhan'da tabi garip malda Medine'ye getirildi muhteremler. Peygamber Hazretleri toparlandı oradan, Hendek'ten. Evine geldi. Zırhını, mırhını böyle, kılıcını böyle tam çıkardı, koydu. Tabi yorgun, o da insan gene. Beşer tabi, o da insan gene. Bitkin bir halde uzandı yatağına böyle. İşte bir dinlenince uyuyacağım böylece. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Ömer kalk, kalk. Ne var Cebrail? Bir emir verdi, beni Kureyze'yi buradan çıkarın. O kabine bakalım böylece. Peygamber Bilal çağırdı. Bilal çabuk sen salah ver, haber ver. Herkes ikindi yakırmış. İkindi kimse kılmasın Medine'de, yolda kılmasınlar.
Beni Kureyze orada kılsınlar namazını herkes böyle. Toplansınlar böyle. Herkesten toplandılar. Kuşatıldı. Teslim oldu orası muhteremler. Kısma bir kılıçtan geçirildi derken böylece. Temizlendi. Ardından Hudeybiye bir anlaşması yapıldı. Hemen ardından Hayber fethedildi. Sene sene derken ömrü yapıldı. Onun senesinde Mekke'nin fethi oldu muhteremler böyle. Hep bir baş fethi başladı muhteremler böyle. İslam'ın bir dönüm noktası oldu Hendek Savaşı. Ama ne var tabi? Sıkıntı var muhteremler böyle. Rabbim inşallah muhteremler şu anda İslam aleminde tabi Hendek Savaşı gibi değil. O asıl saadettir o. Kıyaslamaz onlar böylece. Şu anda İslam aleminde perişan bir alem muhteremler. Sıkıntı İslam alemi muhteremler. Yani düşünüyorum bazen kendim şahsen düşünüyorum muhteremler. Yani evimden çıkmam mecbur kalsam böyle göçe. Yani acele böyle. Evimden. Ne yaparım değil mi böyle? İnsan önce bakar parası varsa. Altın gümüş varsa böyle. İşte parası alma bakar. İşte en gerekli bir şey insan böyle. Alabildiği kadar böyle. Böyle. Eğini bırak, barkına bırak. Değil mi böyle? Tabii çoluk çoğunlar var böyle. Ulak çoğu olanlar var. Hanım hamile olanlar var. Yaşlı anlaşı olanlar var yanlarında böyle. Al bunları, kaç. Nereye gidiyorsun? İstenmeyen bir yere böyle. Allah aşkına Türkiye var muhtemelen şu an ortamda. Türkiye Allah aşkına elhamdülillah böyle ya. Türkiye elhamdülillah böyle. Ama biz de kaçarsın muhtemelen böyle. Allah korusun muhtemelen böyle. Biz de kaçarsın Allah korusun böyle şey böyle. Bu kadar bombalar altında böyle, kimya silah altında, yüz binler öldü, milyonlar böyle göçlerde, çadırlarda, kamplarda, orada burada böyle. Yani Suriye halkı hayatı iyi, refah içinde insanlar böyle. Bolluk vardır Suriye'de muhtemelen böyle böyle. Cömert insanlar Suriye halkı böyle. Cömert insanlar Suriye halkı muhtemelen böyle. Irak böyle, Yemen böyle. Araplar hep bu şekilde böylece. Yani İslam alemi perişan bir alem muhtemelen. Son İslam kalesi Türkiye muhtemelen böyle. Tabii ne yaptı bunlar? Arap Baharı adı altında Orta Doğu'yu İsrail'e teslim etmek üzere ne yaptılar bunlar? İşten karıştılar böyle. Yani kendilerine saldırmıyorlar, askeri ölmüyor, işten karışıyorlar muhtemelen böyle. Tabii her yerde muhalefetler vardır böyle. Bunlara böyle teşvik ediyorlar, para yardım ediyorlar. Bunlar biraz silah veriyorlar bunlara böyle. İşten karıştılar muhtemelen böyle. Rabbim inşallah ülkemizi korusun inşallah bu iç savaşlardan muhtemelen korusun, Allah korusun böylece. Rabbim inşallah İslam alemin inşallah muhtemelen. Zafer nasip etsin inşallah. İlahi Fatiha.